Habertürk meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öztel stüdyomuza. Merhaba. Hoş geldin Hüseyin. Hoş buldum Ela. Günaydın. İyi günaydın. Sabahlar herkese. Kar gelecek dedin geldi ama ben hiç göremedim evet. Karı. İstanbul'da pek fazla göremedik. Evet. Tahminlere bakalım gelecek günlerde bakalım. Bizi ne bekliyor. Çünkü biraz önce Ela'nın da saydığı Trakya'daki çoğu merkez ve köy yolları halen kar yağışı alıyor. Bakın şu yeşil alanda hava sıcaklıkları sıfıra yakın, sıfırın altında bir. Çorlu Çerkezköy şurası. Biraz da İpsala sınırında var. Ayrıca Çanakkale çevresinde yağış var ve bunlar kar şeklinde. Tekirdağ kıyılarında bile kar yağdı ama İstanbul'da yağmadı diyebiliriz. Sadece yağış var ve yağmur şeklinde bu yağış. Kar şeklinde değil. Hava sıcaklıkları Trakya'da İstanbul'a göre 3 derece ile 4 derece daha düşük. Yağışın kendisi bu yüzden kar olarak düşüyor. Uludağ çevresinde çok ciddi bir birikim yapacak. Bilecik'ten geçecekseniz eğer akşama doğru orada yani ayak bileklerini kara gömecek yükseklikte birikim oluşur. Bolu'da kar var. Ankara'nın kuzey ilçelerinde kar var. Ayrıca güneyden de yeni bir yağış sokuluyor. Başkentte karla karışık yağmur ve kar görebiliriz. Bu sabah aynı zamanda Akdeniz kıyıları kuvvetli yağmurlu. Antalya yeni bir yağışın içine girmek üzere ama daha çok doğusu. Yani Mersin'e doğru, Manavgat çevresinden itibaren Doğu Akdeniz. Dün gece çoğu insan uyurken deprem bölgesinin üzerinden çok kuvvetli bir yağmur geçti. Yağmur ve karla karışık yağmur geçti. Şu anda Adıyaman'ı kat etti. Malatya'dan Elazığ'a doğru devam ediyor. Bu yağışlı kütlenin bakın yolculuğuna. Elazığ ve Bingöl Tunceli'ye doğru vardıkça yükseklik irtifa ve bu kar yağışına dönüyor. Yani Doğu Anadolu'da da bugün bölgenin özellikle orta ve doğusunda kar var. Anadolu'nun ayrıca dağlarında epey bir kar toplayabildik ama kıyılarında bir de bu cumartesi ve cuma akşamı kar ihtimali var. Yani İstanbul'da cuma gecesi ve cumartesi günü dün yağdığından biraz daha fazla kar yağabilir. Ama yolları yine kapayacak ve şehir hayatını etkileyecek bir kar yağışı göremiyoruz İstanbul'da. Bu ikinci sistem yani cuma ve cumartesi söz ettiğimizde de yollar çok fazla beyazlamayacak gibi duruyor. Ama Ankara, Bolu etrafı başta olmak üzere bütün Anadolu'daki beyaz örtümüz bize böyle bir tarımda da su havzalarında da katkı yapacak. Bu da iyi tarafı, olumlu tarafı. İstanbul'daki soğuk yarın biraz olsun yumuşuyor. Yine 5-6 derece sıcaklık ama yağış kesiyor Perşembe günü. Yağış kestikten sonra güneşi, kış güneşini görüyoruz. Cuma günü akşamı ise işte o bahsettiğimiz yeni soğuk dalganın etkisine gireceğiz. Ancak o çok hızlı bir şekilde üstümüzden geçecek görünüyor. Cumartesi, pazar hava tekrar açabilir. Mesela şu görüntü Düzce gibi bir yerdeyseniz ya da Kocaeli oluşabilecek bir görüntü. Kıyılara kadar kar her yerde ulaşmadı. Özellikle Tekirdağ'da bu kar yağışını alabildik. Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'de de kar var ama Ege'nin iç kesimlerine sokulmadı. Mesela Denizli'de, Manisa'da önemli bir kar yağışı beklemiyoruz. İzmir'de de beklemiyoruz ama zaten genelde beklemiyoruz bu kesimde. Yine de yağışlar faydalı. Su havzalarındaki o son 24 saate bakınca İstanbul'da, Marmara'da özellikle kesintisiz bir yağış kaydettik. Kar olarak düşmedi ama faydasını göreceğiz Ela. Son durumlar böyle. Soğuk bir 5 günümüz var. Devam ediyoruz. Peki kar görecek miyiz? Görmeyeceğiz. Cumartesi ya da cuma gecesi biraz görme şansı var. Bir dakika kar yani yağmurla karışık olduğunda zaten göremiyoruz. Dün de öyle oldu. Evet. Yine öyle mi olacak peki? Cuma gecesi daha soğuk görünüyor ama bu sefer o beyaz formunu koruyarak inebilirsin. Sen biraz yüksekçe bir semtte oturuyorsun. Senin görme şansın daha hadi yüksek. Hadi bakalım inşallah. Olursa fotoğraf gönderirsin. Tamam. Karı seviyoruz. Kar aynı zamanda huzur veriyormuş. Öyle bir makalede okumuştum. Doğru mu bilmiyorum. Sırf o konuda seninle bir saat konuşuruz. Kar, tamam. Kar özellikleri, yaşama etkisi. Pek tamam. Çok sosyoloji, psikoloji konuşuruz. Konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Öztel'e. Habertürk Meteoroloji Mühendisimiz bize havamızın nasıl olacağını aktardı.